belaymış küçük dağları yaratan adam. Taratam taratatam, bu oyunu artık kurtaramam. Taratam taratatam, sosyete ister taratatam. Taratam taratatam. Sizin kalıbınıza tüküreyim be. Lan körler, her gün dünyanın yemini veriyorum ulan size. Çilla hariç hiçbiriniz yumurtlamıyor be. Ay, şuna bak şuna. Ulan yarın da yumurtlamayın da. Görün bakın, ben sizi pilavın yanına kızartma yapıyor mu, yapmıyor mu? Kız, pembe. Adam sabah sabah kavga edecek kimseyi bulamadın, artık tavuklarla mı kavga edersin? Kız pembe abla, Allah sana akıl fikir versin emi. Kız Uyna, o elindeki yumurtalar nereden çıktı? Canım, sabah kendim yumurtladım. Lan nereden çıkacak? Bir bakkaldan aldık herhalde. Ha, bakkaldan aldık. Uydurma kız. Allah'ın açları. Sizde para ne arar ki bakkala veresiniz? Kız benim yumurtalarımı çaldınız değil mi? Ver onları kız bana. Ver. Ver derim. Sultan Ayşe yumurtalar. Cezası tombalak. Bütün yumurtaları kafamda kurdu kız. Kız ana, iki de domates doğruyaydı. Hepten menemen olurdum valla. Dön. Amanla dalga geçmeyi utanmıyor musun kız sen? Geçmişi kandilli. Aman be ana, hemen alınma. Ben şaka yaparım. Dök. Dökürüm. Lan Emin, kes şu dandunu be, kafam şişti ha. Dök. Kız ana, bak oğlumu sinirlendirme. Vallahi memleketi terk eder gider ha. Bilirsin bu aralar müzisyenlerimiz bir şey sinirlenince memleketi terk ederim diye yaygara çıkarırlar. Kız sen de ne komiksin kız. Stand up yapsana sen. Aman be ana. Ana, ben okula giderim ha. Aferin güzel kızım, git. Git oku ki büyük büyük romanlar olacaksın sen. Kız laklakaya tuttunuz, çiçeğe geç kaldım ha. Kız çabuk ol be, geç kaldım kız çiçeğe. Tamam geldim be. Aman ver şunu ver. Kız bana bak, ben çiçektekin dikkat et. Abu sakte romanlar, tavukları mavukları araklarlar, gözün üstünde olsun ha. Aman be anne be, ne günahını alırsın garibanların. Hay zaten yumurtayı da bakkaldan almışlar, durduk yerde kavga çıkarırsın. Kız bir kere de anandan yana ol. Şu porselen dişlerimi söküp atacağım ha. Ay hadi be, işe geç kaldın yavrum. Aman be. Maşallah anam, gençiz ha.
Anam deprem meprem olmasa bari. Kız dikkat et de fay hatlarını tetikleme Melekşe. Şşt, kız. Pembe. Sen bensiz mi gideceğini sanırsın çiçeğe? Ha? Lan Allah'ın cezası karıkuşuk gibi peşime düşer be. Yürü. Ana. Ana lan tabureyi ne unuttun? Lan bir. Bir. Ben de buradan okula giderim. Hadi yürü Allah zihin açıklı besin. Koş. Yürü kız. Sen yürü çiçeğe hadi. Kolay gelsin çocuklar. Günaydın Makas Bey. Günaydın Nilay, günaydın. Hoş geldiniz efendim. Biz de çocuklarla hazırlık yapıyorduk. Aferin Fahri. Lan çocuklar, bırakınız siz de bir gelin bakayım buraya. Ha? Gel, gel. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra müşteriden hesabı tahsil ederken müşterinin nabzına göre şerbet vereceksiniz. Tamam. Baktığınız müşteri para babası kılıklı, yediği önünde yemedi arkasında bir hacı ağa. Dayacaksınız şerbeti. Dayacaksınız şerbeti, cebindeki bütün parayı alacaksınız. Ama ve lakin, baktığınız müşteri kıl bir adam. Aman dikkat. Mali polis olabilir, vergi memuru olabilir, belediyeden olabilir. O zaman şerbeti keseceksiniz, fix hesap vereceksiniz, anladın mı? Ama kurban olayım babam, başımızı belaya sokmayak. Ya anladınız kurban. Nilay, sen benimle ofise kadar gel, sana yazdıracaklarım var. Peki efendim. Hadi bakalım. Haydi yürü. Yok kurban, sen CIA ajanıymışsan, alt üstü kıydırık bir fedaysan, ne abartıysan ya, ne abartıysan. Aşk olsun Vakkaz abi, ne yapıyorsam sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Yok oğlum, burada ne olabilir, ne olur burada, ne olur? Allah korusun, ya bomba koyarlarsa? Siz büyük adamsınız Vakkaz abi, yani sizin seveniniz olduğu kadar sevmeyeniniz de var değil mi? Aferin, aferin. Görüysen değil mi Dünay? Büyük adam olmanın böyle zahmetleri vardır. Ne yapalım? Katlanacak artık. Ne olur sen git bir açık köfte malzemesi ol. Gel hadi bakalım koş. Baş da. Ne yazacağız Vakkas Bey? Ha Nilay. Bir dakika. Yaz bakalım. Birinci ayak. Tuana. Şanslı rüzgar. Ay bir şeyler yazdıracağım dediğiniz at yarışı mıydı Vakkas Bey? Ya ne olacak denir oy? Roman mı? Ben Orhan Pamuk muyum? Yaz. Üçüncü ayak. Lady Samba. Çatan kız. Ha, ikisini yaz. Gel gel. Pembenin çiçeğine gel ablam. Kasım patım var. Papatyalarım var. Güllerim var. Gel abim bir gül vereyim be. Abim asıl buraya. Siz beni yanlış anladınız. Ben sadece sevgilime bir demet gül alacağım. Dersin. Ay kurban olur sana pembe. Anam niye bunu baştan demesin? Al güller sana feda olsun abim. 10 kat. Sağ ol canım benim. Sağ. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abim. Sağ olasın. Oh, kız boşuna koştuk be. Aman. Aman.
çiçeğe gel çiçeğe. Günaydın bari. Ha, günaydın Ethem, hoş geldin. Bana olan borcunun vakti gelir. Siparişi denkleştirebilecek mi? Denkleştirmeye çalışırız be Ethem. Kısmet artık. Borcunu ödemen için tasarruf tedbiri al demiştim. Aldın mı? Almaya çalışırız be Ethem. Hadi bakayım ne kadar çay koyarsın sen demliğe. Göreyim bakayım. Bunda böyle 3 bardak koyarım. Oo, çok be. O kadar çay koyarsan sen parayı toparlayamazsın. Bir tane yeter. Ethem. Bir bardak koyarsak çayın demi çok açık olur be. Fazla demli çay da kalbe zarar verir. Çarpıntı yapar. Yapma. Muharrem abi, şuradan bir haysiyetli çay çek abi. Ben gelir haysiyetli çayım. Ne yaparsın sen be? Reçel mi yaparsın? Ne oldu be? O kadar şeker çok o çaya. Allah'ım sen benim başıma İMF mi kesildin be kardeşim? İMF gibi iş işlerime karışırsın benim. İMF benim yanımda çocuk oyuncağı kalır Muharrem. Bak bardağı kırdın yine mesarim oldu. Mecburen çaya zam yapacağız parayı toplamak için. İMF taktiği çaktın Muharrem. Allah'ım sen bana sabır ver yarın. Bir boğacağım ben Muharrem. Ben Muharrem'i boğacağım. Urfa'nın etrafı... Dumanlı dağlar anamanam. Bak Kas Beyciğim, benden duymayın ama az solist çok problem çıkartıyor. Sazcılarla kavga etmiş. Makyajcı kızı dövmüş. Bana bakar. Benim kafamı tasına attırmayın. Kolunda tuttum gibi kapının önüne koyarım orayı. Vallahi koyarsınız efendim. Beni sinirlendirme siz. Dünyanın parasını verip taktırttım. O silikonlarını da çıkarttırırım. Ona göre vallahi. Doğru efendim. Bravo, çıkarttırırsınız. Fehri. Bak bakalım çiğ köfte nasıl olmuş. Ben çiğ köfteden pek anlamam beyefendiciğim. Nilay Hanım baksın. Fehri, kibarcık olma. Hadi bakayım. fena değil, fena değil. Güzel. Nilay, bu fena değil dediğine göre bunun isotu azdır. Çok isot. Kök, ta kök, ta kök. Heh, öyle kök. Fehri, şimdi bak bakayım. Of, aman yandım tutuştum. Ama Allah'ım azot mu, isot mudur nedir bu Allah'ın cezası? Topuklarıma kadar yandım. Ama su, su, su. Nilay. Bu tavanı yanmış it gibi koştuğuna göre bizim çiğ köfte oldu demektir. Bak kız! Vay hoş geldin sultanım, hoş geldin kraliçem. Ya inanıyor musunuz? Az önce biz de Nilay'la senden konuştuk. Dedik ki ya Cansın ne büyük es solisttir. Ya öyle diyordu bak Kas Bey. Aman aman uydurmayın be. Kız deminden beri dinliyorum. Hiç böyle şeyler söylemediler. Sakın inanma. Dodo. Allah seni ne etmeye halka şeker. Ortalığı ne karıştırsan oğlum? Yalan mı? Ne istiyorsan oğlum? Benim gazete ilanım neden bu kadar küçük giriyor bakkas? Evet. Ayol neydi o gazete ilanı öyle ha? Pul kadar. Ay şaka gibi. Ay sinir geldi bana. Aa. Fehri. Gel buraya. Fehri sen utanmıyor musun benim kraliçemle aram açmaya? Aa. Nedir o öyle posta pulu gibi? Yarın yarım sayfa ilan vereceksiniz. Baş olsun efendim. Heh. Yarın reklamım büyük girsin Vakkas. Yoksa bir dakika bile durmam burada. Ona göre şekerim. Fehri, kusura kalma. Az solistin yana siyah bağırdım ama dümenden. Heh. Tabii, tabii beyefendi. Aferin. Ha Fehri, yarın oynan yine ufakların. Ha mı baba? Aman beyefendiciğim, az solist reklam büyük girmezse giderim dedi ya. Aman. Ne bakmışsan onun dediğine. Hiçbir yere gidemez. O gelir bir yere bağırır, ben siye bağırır. Öyle bağıra çağıra. Bakkas! Gülüm buyur. Makyajcı kızı kovdum ona göre. Yeni bir makyajcı bul bana. Oh, iyi etmişsin. Ben sana ayakkabını buraya. Tamam, buraya. Vaka sana kurban olsun gülüm. Ah! Aman! Oh!
de undebağ. Yarasın etimim. Şen olsun hem de undebağ olsun anam. Oh! Ay ablacığım, kütüphaneye mi geldin, ölüsüz müsün oturuyorsun kalk. Aa, meyhane burası abicim, meyhane. Atalım göbecikleri yok. Sifamız olsun hadi abili. Ekim abi yapıştır seni ya, abili. Şen şen şen. Allah oh. Müşteri coştu be. Allah. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı seller kıvranıyor beller, ha baba de baba çatlasın eller. Ah be be, şu sultanın sesinin güzelliğine bak be. İçine sakin kibariye kaçmış kızına. Ah ah, doğru dersin be muharrebim. Bülbül gibi şakıyor, şelale gibi çağlıyor kızım maşallah. Ay benim böyle güzel sesim olsaydı buralarda sürünür müydüm be? Çoktan az solist olmuştum ben. Doğru dersin be Menekşe. Anam o kadar karga sesli karı televizyonlarda sanatçıyım diye gezerken benim bülbül sesli kızımın buralarda çürümesi Allah reva mıdır be? Maşallah. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun babacığım. Bütün aile bir arada olduğumuza göre artık müjdeli haberi size verebilirim. Müjdeli haber mi? Hayırdır baba, ne haberi? Hayırdır oğlum, hayırdır. Efendim, Sayın Başbakanımızın bakanlık için düşündüğü isimler arasında benim ismim de var. Tebrikler kocacığım. Vallahi tebrikler baba, çok sevindim. İnanmıyorum, şimdi sen bakan mı olacaksın yani baba? Güne bakan mı dediniz? Siz benimle eğleniyor musunuz ayol? Güne bakan Mayıs ayında olur. İlahi kaynanacığım, güne bakanı da nereden çıkardınız ya? Güne bakan değil, bakan, bakan. Ben de onu söylüyorum ya, bu mevsimde güne bakan olmaz, baharda olur, baharda. Çok haklısın anneciğim, güne bakan baharda olur. Haklısın tabii. Peki başbakan ne zaman onaylayacak bakanlığını? Vallahi bilemem ki karıcığım, yani biliyorsun koalisyon hükümeti bu, belli olmaz. Bakanlığımı önce ortaklarına kabul ettirmesi lazım. İnşallah bir an önce olur. Tebrik ederim babacığım, çok sevindim. Ama benim çıkmam lazım, işim var. Benim de çıkmam gerek baba. Malum işler. İkiniz birden otura bakın şuraya. Oturun, ben bilirim sizin işlerinizi. Eğlence mekanlarına gideceksiniz gene değil mi? Otur bakayım. Aşk olsun baba ya. Ne alakası var? Önce bütün aile akşam yemeğimizi yiyelim. Sonra nereye isterseniz gidin. Benim de zaten partiye gitmem lazım. Tatlı da var yemekten sonra Pınar'cığım. Sen seviyorsun diye meyveli pasta aldırttım. Hasta mı var? Ziyaretine gidelim. Kim hasta? Oo, anneanne uçtu yine. Hasta değil anneciğim. Pasta pasta. Ne bağırıyorsun? Sağ mıyım ben? Kim hastaymış? Ziyaretine gidelim. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de bestesi ve güftesi Dede Efendi'ye ait olan kıymetli bir eserini Hicaz Yörük Semai makamında terennüm edeceğiz. Ah yine neşe-i dil ucanım etti Şeyda. Ah yine neşe-i Bahri, gelen müşteri yok Bahri. Evet, haklısınız beyefendiciğim. Son zamanlarda işler bayağı sönük gidiyor. Ben de anlayamıyorum. Reklam da veriyoruz. Solistimiz dedemiz zamanında kalma şarkılar söylüyor. Tabii müşteri de gelmiyor. Şarkı değil, cenaze marşı mübarek. Haklısınız efendim. Bakas beyciğim, bunlar çok güzel şarkılardır. Dede Efendi Türk musikisinin çok önemli bestekarlarından biridir ama maalesef son zamanlarda bu şarkılar pek tutmuyor efendim. Fahri, işte kendi ağzınla deyin. Dede Efendi deyin. Dede Efendi'nin besteleri deyin.
Dedemin zamanında kalmış şarkılar işte. Ya dede efendiden okuyacağına şöyle Mustafa Sandal efendiden, Tarkan efendiden okusan ya kızım. Ya dede efendi de Tarkan efendi değil mi ya? Değil mi ya? Teni teni teneni teni. Hay teneni. Uyut müşteri uyut. Zaten iki tane müşteri kaldı. Onu da uyut. Hazır Vakkaz abi, hazır. Fehri, CIA'yı ara, de ki elimizde tam CIA'ya göre bir eleman var. İsteyeyim mi siz diye bir sor bakalım. Ama ben sizin güvenliğiniz için yapıyorum Vakkaz abi. Allah korusun ya bomba koyarlarsa? La oğlum, gergedan. Burası kazino, burada bombanın ne işi var? Ya işte burada olsa olsa esmer bomba olur. Gel kız, esmer bomba. Gel bakayım. Vakkas abi, para ihtiyacım var. Kız ben sana kaç kere diyeceğim? Bana abi demeyeceksen. Yoksa sana ceza veririm. Bak seni böyle mıncık 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 mıncır ama. Ay yapma. Nasıl yap? Arkadaşlar biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Başbakanımızın kesin talimatı var. Parti teşkilatı olarak bu yerel seçimler için çok sıkı çalışmamızı istiyor. Geceli gündüzlü çalışıp bu yerel seçimlerden muhteşem bir zaferle çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. İstanbul İl Örgütü olarak geceli gündüzü çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın Nurullah Bey. Biliyorum, teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu yerel seçimler çok önemli. Bu yerel seçimlerde oy sayımızı artırabilirsek bu artış önümüzdeki genel seçimlere de yansır. Ve bu artış sayesinde önümüzdeki genel seçimlerden bir koalisyon ortağı olarak değil, tek başına bir iktidar partisi olarak çıkabiliriz arkadaşlar. İnşallah. Nurullah Bey, bakan olacağınıza dair duyumlar aldık efendim. Çok memnun olduk. Doğru mu duyduklarımız? Doğru arkadaşlar, ama malum yani koalisyon hükümeti hiç belli olmaz. Hükümet ortakları benim bakanlığımı onaylamadan önce pazarlık etmek isteyeceklerdir. Haklısınız efendim. İnşallah bir an evvel olur. İnşallah. Sizin gibi bakanlara ihtiyacımız var. Evet, ihtiyacımız var. Sağ olun arkadaşlar. Bizim Kazan Oyulmaz'ın ne iş üstünde ha? Abi kız da güzelmiş. Kim bu kız? Öyle ama kız mankenmiş abi. Birkaç gündür bunu takılıyor Yılmaz. Ne çapkın adam ya. Neden hanım anam anam bakıyorsun bana? Gözlerine bakıyorum canım. O kadar derin bakıyorsun ki insan o gözlerinin içinde kaybolmaktan korkuyor. Kim bilir kaç kızı söylemesinler bu lafları. Aa bak darılırım ha. Şimdi seni duyan da beni çapkın biri sanacak. Oysa ki ilk defa sana söylüyorum. Çünkü böyle güzel gözleri olan başka kimseyi tanımadım. Siz! Siz! Kendinize salcı mı diyorsunuz be? Resmen, resmen sabote ettiniz şarkımı! Tüh! Salcı gibi! Boyunuz pussunuz evlen inşallah! Ay şaka gibisiniz be! Dur 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 üst ayması kaldır bakayım kolları! Aaa! Gerizekalı! Çek ellerini be! Gulyabani arayacaksan beni ara istersen. Gel sen benle. Çekil. Vakkas. Vay benim gülüm. Kraliçem. Dünyanın en güzel sesli as solisti. Şenbağın bülbülü. Hoş gelmişsiniz. Ben bu saz ekibini istemiyorum Vakkas. Değiştirelim. Ha. Değiştirme kartların yanlarındaysa değiştirem. Şaka şaka. Yine ne oldu? Bir hataları mı oldu? Nota filan bilmiyor bunlar. Güzelim şarkıyı mahvettiler. Hepsi kokuyor. Ayılar. Allah akıllıları. Tamam. Sen iste gülüm. Ben sana Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nı getirem. Aman beyefendim nasıl getiririz buraya koskoca orkestrayı? Sen karışma Fehri. Dur durduğun yerde. Benim gülüm istersin. Ben ona Viyanalı, üflemeli, kaktırmalı, yaylı orkestrayı getirem. Derhal bunlar buradan gidecek Vakkas. Yoksa ben gideceğim. Gider valla. Şakası yok. Manyak. Ben de gideyim. Halka şeker. Gideymiş. Nereye gidiyorsun? Sen kiminle seni bekleyin.
Sen bu karga sesinden gitsen önce hayvanat bahçesine gidersin. Karga! Beyefendiciğim, bana kalırsa bu gazinoya yeni bir as solist bulmamız iyi olur. Eyvallah Fahri. Sen git, yeni bir as solist bul gel. Başsın efendim. Ha Fahri, bu seferki as solist şarkı söyleyebilirse iyi olur. Geç oldu Pınar. Sizinkiler kızmasınlar sana. Aman boşver şimdi bizimkileri. Bu gece sabaha kadar dans etmek istiyorum Alex. Bana uyar. Bebe. Bebe. Kız müjde. Bebe müjde. Kız kapıyı aç Bebe. Kız müjde. Ay kız müjde kapı. Aman. Ne var kızım bana? Evi başıma yıkacaksın kız, o ne bağırtı? Müjde kız müjde. Ya açsanıza kapıyı. Kız aman ne müjdesi be? Aman ne bileyim kız, bunlar karı koca böyle sevindiklerine göre doktorlar kesin o bezi çare buldular anam. Ayşe kapıyı aç. Tamam anne. Yürü gir içeri. Anam ne olur be. Dur, ay dur, dur, Sultan. Sürüsü gibi girdiniz içeriye, çocuğu ezecektiniz be. Yırttı sultan, yırttı. Lan imalat hatası, neyi yırttı sultan, deyin bakayım bana. Kız Pembe abla duyunca bayılacaksın. Bak, dur, ben anlatayım şimdi. Şimdi Pembe bak. Aa Muharrem bir dur. Önce ben şu güzelde bir imzalı fotoğraf alayım da sonra meşhur olunca ben bunu bulamam. Aa, dur be. Meşhur olunca mı? Ay bu tombalak karı beni öldürecek anam. Anam neyi anlatacaksın de bakayım bana. Sen en iyisi televizyonu aç, televizyonu. Aç kız. Aç. Ya, ay dur. Sevgili seyirciler, Türk Star yarışması başlıyor. Müzik yarışmalarının en kalitelisi olan Türk Star'da Türkiye'nin yeni starını belirliyoruz. Sesine güvenen, Türkiye'nin yeni starı ben olacağım diyen herkesi bu yarışmaya başvurmaya çağırıyoruz. Kız Sultan! Türkiye'nin starı diyor, starı. Kız Türkiye'nin starı senin olacak. Kız Sultan gerçekten kızım bak. Abla be, hemen başvursana be. İstanbul için ön elemeler Boğaziçi Gösteri Merkezi'nde yapılacaktır. Türk Star. Türkiye'nin yeni starı neden siz olmayasın? Kızım Sultan. Hemen elbiselerini değiştir anam, gidiyoruz yarışmaya başvurmaya. Hadi bakayım. Ay, ciddi misin be ana? Kız şaka yapar gibi halim mi var benim? Yürü kız, hadi gidiyoruz. Ay. Ay. Canım anam. Kızım yaladın be. Suratım tütmük içinde kaldı. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi yürü. Milletvekili Nurullah Atabeyoğlu'nun çapkın oğlu Yılmaz ünlü bir mankenle eğlenirken yakalandı. Atabeyoğlu'nun kızı Pınar ise bir gece kulübünde zenci erkekle dağıttı. Pınar! Yılmaz! Buyur baba. Buyurun babacığım. Yılmaz oğlum bu ne? Gazete baba. Yok ya, Allah Allah, sahibi ben de sirkeci araba vapuru sanmıştım. Dalgını geçiyorsun. Ben de biliyorum elbette bunun kastı olduğunu. Bu rezalet de. Mankenle basılmışsın evladım. Hiç öyle şaşırmış numarasına yatma. Çünkü altında da senin imzan olan başka bir rezalet var. Ne oluyor kızım senin bu kocana? Torunlarıma niye kızıyor? Yoksa karnelerinde kırık mı var? İlahi anne. Ne karnesi ne okulu. Kocaman adam oldular. Okul mu kaldı? Ne okulu kızım? Sınıfta mı kaldılar? Üzülmeyin canım. Çalışır verirler, kızmayın. Evladım, ben size kaç defa özel hayatınıza dikkat edin demedim mi? Ha? Böyle abuk subuk haberlerle gazetelere çıkıp da benim politik kariyerimi zedelemeyin demedim mi? Vallahi baba ben orada gazeteci olduğunu bilmiyordum. Gizlice çekmişler. Alex de benim sadece arkadaşım. Sevgilim değil yani, yanlış yazmışlar. Susun! Siz benim adımın bakanlık için geçtiğini bilmiyor musunuz? Siz böyle haberlerle gazetelere çıkarsanız babanız bakan olabilir mi sanıyorsunuz? Aa yeter! Torunlarıma kızmayın. Çalışıp derslerini verirler. Niye kızıyorsunuz? Anneciğim lütfen. Buraya kadar.
Bundan böyle ikiniz de bu gece kulüplerine gitmeyeceksiniz. Giderseniz ikiniz de külahları değişiriz, o kadar. Tamam baba, peki. Söz babacığım, bundan sonra o kulüplerden içeri adımımızı atmayacağız. İyi. Ben şimdi gidiyorum. Partide konuşma yapmam lazım. Kahvaltı da yapmadın kocacığım. İştah mı kaldı karıcığım? Kaçar tane zayıfınız var keratalar. Söyleyin bakayım. İlahi ana, ne alemsin sen de vallahi. Minikçe. Anam, elemelerin yapılacağı yer buramadın. Eyvallah, burasıdır kız. Ay. Kıza da kalabalığa bak ya. İğne atsan yere düşmez. Bu kalabalıkta bize nasıl sıra gelecek be yum? Ay benim saf diri kızım. Gider de kuyruğun en sonunda durursan sıra sana gelmez. Yürü. Nereye gidiyorsun kız? Yürü. Hop hop, nereye? Sıraya girsenize kardeşim. Ay pardon, öküz küz mi? Bana mı dedindi? Evet, sana dedim. Sen bana baksana oğlum. Bizde yani bu yarışmaya katılacak kadar aç bir hal var mıdır? Ha? Benim damadım kim biliyor musun sen? Ne? Aa, bu binanın yönetim kurulu başkanı. Aa, pardon. Pardon, ha şöyle çeki kenara, yürü. Şimdi çaktırmadan kuyruğun en önüne gidip kaynak olalım. Yürü. Hop hop hop. Ne oluyor ya? Kaynak yapmasanıza kardeşim. Anam vallahi kaynak maynak olmadık ablacığım. Biz sabahın köründen beri sıranın en başında durup dururduk. Susadık anam, gittik bir suyumuzu içtik, geri geldik değil mi kız? Tabii tabii. Tabii tabii. Vallahi su alıp geldiğini. Hadi be oradan yalancılar. Ulan gitti bile gördüm. Hadi. Bence olmadı. Çok kötü. Beğenmedik, iyi günler. Sultan Erdoğan. Merhaba ablacığım. Yüksek müsaadelerinizle önce birer tane mendil dağıtacağım ben. Sonra göreceksiniz, lazım olacak çok bu mendil size. Bu mendil de nereden çıktı? Şimdi öyle bir şarkı dinleyeceksiniz ki anam, affedersiniz yani, hepiniz salya sümük böyle ağlayacaksınız. Yapma ya, başla bakalım. Anam ben başlamıyorum. Kızım okuyacak şarkıyı, ben değil. Sen niye geldin o zaman? Anam dedim ya, destek olmaya geldim, hem de mendil dağıtmaya geldim. Çattık deli. Sevgili izleyenler, şimdi anam karşınıza Orta Doğu'nun, Balkanların ve kainatın en büyük, en güzel sesi geliyor. Sultan Erdoğ geliyor. Başla şey. Başlayayım. Yıldızlar şahidimdir ana. Yıldızlar yüreğimi kanatıyor ana, bu hançer gözlükteyin bir avuç toprak, gün ola harman döner senin de üstüne konacak. Nasıl abi, oldu mu? Ha, oldu kızım, niye olmasın, oldu tabii. Tabii oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Tebrikler. Tek kelimeyle muhteşem. Seçildin mi yani? Seçildi. Tabii. Evet, seçildi. Yarın canlı yayında bizimlesin. Hadi bakalım. Allah! Kızını seçildin. Vay. Ne güzel oynuyor. Sanki kukla tiyatrosu. Her tarafı ayrı oynuyor. Merhaba Vakkas Bey. Vay kardeşim. Nasılsın? Hoşsan, iyisin, paksan. Ya neredesiniz kardeşim? Arayı açıyorsunuz, özleyem ya. Genki hanım nasılsın? Afiyetlerdir inşallah. Afiyetler, sağlığınıza dua edeceğiz. Estağfurullah. Ha kardeşim, iyi eğlenceler. Yenge hanıma hürmetler, selamlar. Hadi iyi eğlenceler, hadi. Fahri,
Kim bu hıyar? İlk defa görüyorum. Aman beyefendiciğim, o müşteri değil. Şef garson. Şef garson. İşe bugün aldık. Ben garson mu yapmışım? Aşk olsun Fahri. İnsan bir haber verir. Ben müşteri sandım. O yüzden yağlayan hıyarı. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ay! Allah Allah! Kız, Behmi, biz de gidiyoruz değil mi akşam? Gideriz kız, gitmez miyiz? Şimdi hep beraber gideceğiz, kızıma destek olacağız. Onu Türkiye'nin yeni starısı yapacağız inşallah. Evelallah be, Türkiye'nin yeni starı Cennet Mahallesi'nden çıkacak be. Ne? Komşular, izlerken kameralara bu pankartları göstereceksiniz, tamam mı? Al bakayım. Aman, anladık Beytem abi, öküz müyüz biz? Komşular, kızıma destek olun anam. Onu star yapın, valla sonra ben de sizi göreceğim. Sen de dersin efendim. Sultan sahneye çıktığı dakikada ortalığı alkıştan yıkacağız be, yıkacağız. Kız, o bizim canımız, ciğerimizdir be. Mahallemizin sevgilisidir Sultan. Sultan, 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 Sultan. Aa, işte minibüs geldi. Hadi yürü minibüse, yürüyün hadi. Geldim ana, geldim. Kızım maşallah prensesler gibi olmuş. Hadi gidelim. Hadi. Ben de geleyim bari. Buyurun, buyurun, buyurun. Eşek sıpası kaçlı göz arası arabaya binmiş kız. Ömer'im ben de geleceğim. İn aşağı, indiririm sana. İn ulan. Ya kız ona bırak, uğraşma çocukla ve gelsin. Kay kenarına. Kalk şunu. Yürü. Kalk şunu. Stüdyodaki sevgili konuklarımız, ekran başındaki izleyicilerimiz, hepiniz Türk Star yarışmasına hoş geldiniz. Kızım, benim sultan anası oluyorum, anası. Gerçekten bak. Vallahi ben de komşuları oluyorum, menekşe. Anam şimdi kızım hangi kamera çekiyor? Hava mı çekiyor? Şişt, oğlum, oğlum beni çek, beni. Ay hiçbir şey duymuyor şeyin sıpası be. Kız anası rezil edeceğim bizi herkese be. Ama bu da benden çıktı, beni beğenmez. Hiç vakit kaybetmeden ilk yarışmacımızı sahneye davet etmek istiyorum. Ve karşınızda 08 Sultan. De burada mikrofonu önce onları uzatmak ve duygularını almak istiyoruz. Ver bana şimdi. Ver bana. Ver şunu be. Tut kız şunu. Şunu. Ses kontrol anam, ses kontrol. Ses. Çalışıyor mu abla bu? Açık hanımefendi, konuşabilirsiniz. Hayır. Şimdi ben 08 Sultan'ın anası, 08 Pembe. Burada bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Anam, kızıma rica ediyorum destek olun. Haydi Türkiye, bas tuşa. Sultan yaz 33 günde. Sultan.
işler. Sultan yazıp 33-33'e gönderin. Kızımı star yapın. Ha, starına sahip çık Cennet Mahallesi. Ha işte o kadar. Hadi yürü gir içeri. Kamuoyunun desteğini de arkamıza aldık kızım. Bundan sonra seni Türkiye'nin starı yapıyoruz. Ya kız hanım, Türk starı olabilir miyim dersin ya? Kızım, olmaz mısın hiç? Maşallah hanım, sende bu ses varken sen Avrupa'nın starı bile olursun kızım. Ay, yok, inşallah be hanım, inşallah. İnşallah kızım canım. Neyse benim gönlüm ondadır. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Nice sultan. Sabah var. Sese bak. Ey yumurtaya can veren yüce Rabbim. Ne mucizeler yarattın. Dinle Fahri, dinle. Harikulade efendim. Muhteşem. Şahsen ben çok duygulandım Vakkas abi. Final gecesine geldik. Az sonra sizlerden gelen SMS'lerle Türkiye'nin yeni starını belirleyeceğiz. Anam kesin benim kızım birinci olacak. Bak Melekşi, kalbim temiz ya, içime doğdu. Bana bakın, birinciyi açıklar açıklamaz hemen sultan diye bağırıyorsunuz. Sen merak etme, bağırırız kızım. Kız benim abla, sen merak etme, yıkacağız ortalığı. Sevgili seyirciler, yarışmacılarımızın aldığı oy oranları belli oldu ve bu oy oranlarına göre Türk Star'ın birincisi... Ablam birinci olmamış. Evet, Türkiye'nin yeni starı 06 Yüksel oldu ve 250 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu. Ve sevgili seyirciler, %33'lük oy oranıyla yarışmamızın ikincisi 02 Ersin. Ama yarışmamızın %30'luk oy oranıyla üçüncüsü 08 Sultan. Kız maalesef benim abla Sultan üçüncü olmuş. Deme öyle, deme. Duydunuz mu be? Sultan üçüncü olmuş. Nasıl üçüncü olur be? Ne bıraktınız kızın ya? Sarı kız, kızın ne alırsın? Ben senin hakkını yedirmem kız bunlara. Ulan şu ayarsız kukralara bak. Utanmadınız değil mi kızımın hakkını aşık uçura vermeye? Utanmadınız değil mi? Sizde hiç hakkaniyet yok. Ulan sizin Kadir'e. Hükümet gibi garip. Vurduğu yerden ses getireyim. Ama Kadir haklı ha. Kızın hakkını yediler. Allah için çok güzel sesi var kızın. Haklısınız Bakkas Beyciğim. Fahri, biz bu kızı bizim kazuneye astrolü statı yapak mı? Çok haklısınız Bakkas Beyciğim. Hem kız megedik, insanlar tanıyorlar. Müşterisi de olur. Fahri, o zaman ne duruyorsan? Git hemen bul bu sultan kızı. De haydi. Hadi hadi gidiyorum hemen.
Ağlama kızım, üzülme. Kız ağlamaktan gözlerin oldu bir davul. Hayalde bir şey de çirkin olacak. Başıma kalacak diye korkuyorum gerçekten. Ya kız ana, benim derdime bak, senin derdine bak ya. Kız sonuna kadar başımda mı kalacak kızım? Evleneceksin herhalde. Ya kız ana bir sus. Ay kız, üzme bu kadar tatlı cancağızını be. Allah bir kapıyı kapatır öbür kapıyı açar. Bu yarışma dünyanın sonu değil ya be sultan. Kız emne demişler, er gecenin bir sabahı, er kışın bir baharı vardır be. He, aman be ablacığım be, ağlama artık be. Kız sen çok konuşma, git kapı çalıyor, ona bak. Tamam. Vay vay vay. Buyurun. 08 Sultan Hanım evi burası mı efendim? Burasıdır. Hanımefendi içerideler mi, görüşebilir miyiz? İçeridedirler. Girebilir miyiz? Tabii buyurun. Yok artık şey. İyi günler. İyi günler efendim. Hanım iyi günler abicim. İcra memuru musun abi? İcradan mı geliyorsun? Aman hanımefendiciğim, ne icrası? Ben Deniz, Neşe-i Muhabbet Gazinosu Müdürü Fahri. Bu hanımefendi de asistanım ve sekreterim Nilay Hanım. Ben de kendimi takdis edeyim. Takdis değil mi? Takdim. Sultanın dediğinden edeyim abiciğim. Ben Pempe. Aşağıdaki mahallede sokak başında çiçek satarım. Bu da komşum çiçekçi Menekşe, o da çiçekçidir, şey yapar. Gel lan kıllı toparlak. Bu da kocası Muharrem, kahveci. Bu da sümüklü Fatoş. Merhaba abi. Merhaba abi. Biz buraya Sultan Hanım için geldik efendim. Kendisinin gazinomuzda şarkı söylemesini istiyoruz. Gazinoda şarkı mı söyleyeceğim? Duydun mu, ne dediler, duydun mu? Allah! Sultan, kız Medine ayağı suçluyu geldi, kucağına düştü be. Kız ben sana demedim mi, Allah büyüktür diye mi kapıyı kapatır öbür kapıyı açar? Aha, açtı bile kız. Doğru söylüyorsun Menekşe abla. Kız tebrikler, kız tebrikler. Tebrik ederim be ablacığım. Sen acıkın beni, gel bakayım buraya. Bu kadar istekli olma. Kendini azıcık nereden sat be, fiyat yükselteceğiz. Tamam be. Abi. Anam, şey ne kadardır rakam? Efendim, rakamı patronumuz Vakkas Bey ile görüşeceksiniz. Sizi bekliyor efendim. Dersin, olur. Da çıkayran denizi gibi böyle bakıp durma. Önüne bak, yürü, fiyat yükselteceğiz, yürü. Böyle bak. Buyurun efendim. Kız ana, gazinonun güzelliğine bak. Man, salak be. Yarım aklım vardı, onu da sen aldın. İtiştirip durma. Buyurun efendim. Vakkas Bey'in odası burası efendim. Buyurun. Bir saniye hanımlar, güvenlik uygulaması üst araması yapacağız. Kaldır bakayım kolları. Sen de kaldır. Ne oluyor be? Ne oluyor? Kızım geç çeneni. Buraların adeti bura böyle herhalde. Dur be. Hakan abartma. Hanımefendiler misafirimiz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz gönüllerin starı 08 Sultan Hanım. Hoş geldiniz starıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Vakkas Bey. Tanıştırayım, bu da anam Pembe. Aney mi? Anam beylemedin mi, aney? Evet. Yok, aslında çok beğenmişim. Ne dedi, ben ona şaşırayım. Ben sandım siz Sultan Hanım'ın kız kardeşisiniz.
Valla o kadar taze, o kadar gençsiniz ki, yani nasıl diyeyim, bir bebek gibisiniz ha. Hakikaten de doğru annem, bir bebek gibiyimdir annem. Aslında yaşım da çok gençtir. Sultan'la aramda pek yaş farkı da yoktur. 5-10 yaş var ya da yok, yani o kadar. Yuh be ana, ufalıcığım ne gir istersen. Ayakta kaldınız babam, ha buyurun geçin. Ya buyurun oturun, ha oturun, geçin. Geçin oturun. Şimdi bizim Fahri söylemiştir, biz kızınızı kazinomuzda az solist altı olarak sahneye çıkarmak istedik. Söyledi. O söyledi de şimdi benim de size söyleyeceklerim var kızım şunu. Şimdi Vakas Beyciğim, bilseniz herkesler peşimde. Kim? Kasinocular. Yıldız gibi tepemize kısmet yağıyor. Kime evet diyeceğimi şaşırdım. Ama tabii diyorum ki eğer Spali'de anlaşırsak neden olmasın? Sen ne açık göz kadınsın, ne açık göz kadınsın. Pazarlık kızıştırayım diye sana. Tamam bak, şimdi senin kızın haftada 3 gün sahneye çıkacak. Tam 1000 yeni Türk lirası alacak. Bak aylık demeyeyim ha, haftalık diyeyim, haftalık. Ben ağanın eli tutulmaz derlerse de, ama ben sizin elinizi tutuyorum şimdi ağanım. Şimdi diyorum ki ben biraz daha, yani rakamı yukarılara şey etsek, alsak. Arttır diysen ha. Peki arttırayım, haftada 1500 yeter diyeyim. Tamam arttırayım, 1500, haftada 3 kere çıkacağım, haftada 1500 yet. Vakkas Beyciğim, biliyorsunuz bütçemiz kısıtlı. Karıştırma bari, rakam ağzımdan çıkmıştır, ne dediysem o, bizde söz bir Allah be. Tamam anam, madem öyle diyorsun, öyle olsun. Güzel, şimdi bizim starçamıza bir isim bulmamız lazım. Anam ismi vardır onun zaten. He. Tabii rahmetli anamın adı koydum ona. Ha. Sultan adı onu. Yok öyle demeyeyim. Sahne ismi diyeyim. Böyle janjanlı, okulda kalır. Yani artistik bir isim. Anam zaten janjanlı bir karıydı benim anam. Ondan onun adı da janjanlıdır. Korkmaz he. Ah, Vakkas Beyciğim, bence ismi Suzi olsun. Çok güzel isim bence de. Valla bizim Fahri bu işlerden anlıyor. Adı Suzi olsun, o zaman soyadı da çağlayan olsun. Hani şarkı söyleyken böyle seller sular gibi çağlar manasına. Suzi çağlayan, valla güzel oldu. Bravo, bravo, muhteşem, çok güzel. Tek kelimeyle harika. Güzel, o zaman kızım yarı kasteye ilan verin. Suzi çağlayan kazinomuzdadır diye. Peki Vakkas Bey. Peki her şeyi anlaştığımıza göre artık mukavele imzalayabiliriz. İmzalayalım hanım. Tabii neden olmasın. İmzalayalım da. Gel bir dakika. Hemen bizim bir de sorunumuz var. Dırdardayız bu ara. Hani biraz diyorum şey avans verebilir misin? Neredeysen sen. Neredeysen. Siz isteyin dünyayı aklınızın altına sararım ben. Fahri hemen pembanıma avans verin. Baş üstüne beyefendi. Güzel. O zaman vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diye. Allah olsun. Olsun, hayırlı olsun. Suzi Çağlayan. Adımı değiştirmişler. Sahne adıymış. Yarın gazetedeki ilana Suzi Çağlayan yazacaklarmış. Anlaşmış bunlar kız. Anlaştık tabii. Gazinoya şarkıcı oldum valla. Kız gel ben seni bir öpeyim. Tebrikler Sultan. Tebrik ederim kız Sultan. Sağ ol canım. Canım ablacığım tebrikler. Yaşasın Ali Paris olmuş. Şimdi Ali ile tabii kız sosyetaya giriyor. O sosyetaya girince ne oluyor Menekşe? Tabii Ali ile ben de sosyetaya giriyorum. Bundan sonra adım böyle televola programlarında anam görünecek, akacak böyle yazılar altımda. Yalnız Ali ile bir problemimiz vardır. Onu düşünüyorum. Aa, ayrıldı pembeciğim, ne problemi varmış? Kızım, adımı değiştirmem lazım, adımı. Yani canlı bir ad bulmam lazımdır kendime. Adını mı değiştireceksin kız ana? Ay delirdin mi sen? Pemboş olsun. Pemboş. Aa, Pemboş. Vallahi kız tamamdır Pembe abla kız. Çak kız, çak. Sahneye ne zaman çıkacaksın Suzi? Hayırlısıyla yarın akşam çıkacağım Muharrem abi.
Kız Sultan, seni o sahnede bir göreyim. Vallahi oracıkta şıpladanak heyecandan düşer ölürüm hala. Anam sen o zaman şimdiden şeyinin tabutunun siparişini ver. Çünkü yarın gece gazınıyor, sen de bizden geliyor. Ay ciddi mi bebe? Kız çok ciddi derim. Yalnız sen değil anam, bütün mahalle geliyor gazinoya. Ama hesaplar bende. Kız ana ne olur be, ne bu cömertlik? Hakikaten bebe, Agi daha da kurtuldu be. Ne cömertliği kız, aklımda çok şugar bir plan vardır. Kız sayemde şöhret basamaklarını beşer onar çıkacaksın, dua et anana. Annelerin en güzeli. Bana biraz para verebilir misin? Akşam arkadaşlarla dışarı çıkacağız da. Aa kızım, akşam babanız dışarı çıkmak yok. Özel hayatınıza da dikkat edin demedi mi? Neden dinlemiyorsunuz? Tamam anne, çıkmam dışarı. Anneanneciğim. Ah benim güzel torunum. Karnındaki kırıklar nasıl? Derslerini çalışıyor musun? Anneanneciğim, okul aile birliğinden para istediler. Annem de yokmuş da sen de varsa verebilir misin? Duyduk duyduk, sağır değiliz. Benim. Yeter mi kadar? Bunları da alınca yeter. Bak, bu sene sınıfını geçersen sana iki tekerlekli bisiklet alacağım. Teşekkürler anneanneciğim. Sen bir meleksin. Güzel kızım benim. Sevgili Cennet Mahallesi'nin şugarları. Anam tuplaşın şöyle bakayım, gelin. Kurban olur Pembe ablanın, size diyeceklerim var anam. Buyur Pembe, kulağımız sende. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan hep beraber gidiyoruz. Nereye gidiyoruz anam? Gazinoya gidiyoruz. Yaşa! Suzi çıkınca ne yapıyoruz? Hepimiz alkış yapıyoruz. Yılana alkış. Suzi kim be? Anam Suzi benim eski sultan oluyor. Sosyetaya girdi, ondan adını modifiye yaptırdık, Suzi koyduk. Aa güzel olmuş. Neyse lafıma şey karıştırma şimdi. Şimdi anam ne oluyordu? Suzi sahneden iniyordu. Kim geliyordu? Az solist geliyordu. Az solist gelince ne yapıyoruz? Hepimiz birazdan yuh alıyoruz. Yuh yapın bakayım. Budur, işte budur. Sonra ne yapıyoruz hep beraber? Hayatımızda böyle kötü ses duymadık deyip terk ediyorsunuz gazinoyu. Terk edin bakayım. Dur lan, gitme bir yere, gel şuraya. Şimdi Pembeciğim, her şeyi anladık da biz gazinoya hesabı neyle ödeyeceğiz? Öpücükle mi? Aman öpücükle ödeyse sanki seni öpen çıkacak da. Konuşma orada öyle sen şimdi. Yani laf sokmasın olmaz sanki ha. Gıcık. Kes. Marım gel sen. Gel al. Al şunları, şu sipalileri. Herkese benden 50 kağıt dağıt. Tamam. Yeme içme buradan ha. Fazlasını yiyip için cebinden ödür be, karışma. Tamam mı? Sipaliyi alan doğru minibüse. Naş. Yürü kız. Ayıp ettin Pembe, unutur muyuz hiç be? Yıkacağız ortalığı Pembeciğim, yıkacağız. Yıkacağız, yürü. Muhterem konuklarımız, şimdi karşınıza muhteşem bir ses, Suzi Çağlayan. Yaylı geliyor, yaylı. Aferin bir kızıma.
efendim. Çaktırma. Şu 50 kağıdı al oğlum. Git Suzi ablanın kafasından aşağı gülleri döktür. Hadi göreyim seni, yürü. Şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Vay. Haydi güzelim. Hikmetinden su alınmayan kurban oldum Rabbim. Bu ne muazzam ses. Bu ne muhteşem hançer. Valla tavır etti, yarattı, çamurdan yarattı bu kızı. Müşteri Suzi'ye bayıldı efendim. Tek hükümler, tek. Dur, dur. Hacı Hanım. Bu sahnede anırıp duran kenar mahalle dilberi kız kim? Tanımadın mı bir tanem? O Türk Star yarışmasında kavga çıkaran yarışmacı vardı ya. Ne o 08 Sultan. Yeni ismiyle Suzi Çağlayan. Ay şaka gibi vallahi. Hasmamdaki havalara bak. Ne yani şimdi kıtırık bir yarışmaya katılmakla şarkıcı mı oldu şimdi başımıza bu? Ay şekerim haklısın vallahi. Ay bana stres geldi ha. Gel içeri gidelim. Of. Ay. Haydi güzelim. Şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Boş. Boş. Haydi güzelim. Şeker ezelim. Çok sevdim bu kız. Şuna bak. Kazın o yıkılı. Yıkılı. Helal olsun size verdiğim 50 kağıtlara be. Helal. Değerli konuklarımız. Şimdi de huzurlarınızda büyük as solist, muhteşem sanatçı Cansu Canan. Efendim içeride durum çok kötü. Cansu Hanım sahneye çıkar çıkmaz müşteriler kalkıp gitmeye başladılar. Valla hiç şaşırmamış hanımefendi. Karı benim az solistim, ben dinlemeye dayanamayayım. Müşteri nasıl dayansın? Evet, evet haklısınız beyefendiciğim. Ya bırak şarkı söylemeyi, kadın konuşurken detone olayım. Haklısınız. Ama Suzi öyle mi ya? Millet onu nasıl alkışladı gördü? Beyefendiciğim, Suzi'nin muhteşem bir sesi var. Evet. Hem öyle, hem de millet onu televizyondan tanıyıp Fahri. Kızın masası var Fahri, masası var. İyi akşamlar Vakas Beyciğim. Kimler gelmiş, star içim Suzi Çağlayan gelmiş. Yanıda da dünyanın en tatlı kadını Pembe Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Şimdi hep beraber star içimin başarısını kutlayak. Fahri, bir tane şampanya patlatak da kutlayak. De hadi ayakta kaldınız, oturun. Hadi, hadi, hadi. Ey. Vakas Beyciğim, bundan böyle bana anan pemboş de. Pemboş mu? He pemboş. Çünkü ben de adımı değiştirdim. Pemboş öyle mi? Vallahi sen gibi çok tatlı bir hanıma pemboş adı pek yakışıyor. Kim bu kenar mahalle dilberi Vakas? Bana sormadan nasıl çıkarsın bunu sahneye? Bana bak, sen ne biçim konuşuyorsun? Ayıp olmuyor mu ama? Sen benim muhatabım değilsin kenar mahalle dilberi. Ben Vakkas'la konuşuyorum. Çekil! Bir dakika hanımlar, bir dakika. Ayıp oluyor. Yakışır mısın o? Bu ne şiddet, bu ne celal gülüm. Sakin ol. Relax, relax. Bırak yalakalığı Vakkas. Bırak, bırak. Bu... Kenar mahalle liberini bu gazinoda istemiyorum. Ya o gider ya da ben! Ay vallahi şakası yok. Giderim dedi mi gider. Vakas
Beyciğim, anam sen de gördün gözünle. Benim kızım sahneye çıkınca bütün masaları balık istifi gibi müşteriyle doldurdu. Ne oldu o inince? Bu karga sesi karı çıktı, bütün müşteriler gazinoyu boşalttı gitti. Sen kime karga diyorsun be? Bu arın seni. Yeter be. Vaha bak Hasan, sen koskoca bir assolistsen, koskoca bir kraliçesen, koskoca bir sanat güneşesen adeta. Hiç yakışır mı sana bu kenar mahalle karılarıyla muhatap olmak, ayıp ediysen? Sen koskoca bir sanatçısın o. Ay! Bırak bu ağızları Vakkas! Sen şimdi bu kenar mahalle dilberini kovuyor musun? Kovmuyor musun? Gülüm, kovmuyam, bakmuyam. Müşteri onu beğendi. Ne diyen? Yeter artık. Bir dakika bile duramam ben bu gazinoda artık. İstifa ediyorum. İstifa edeyim. Ediysen et. Cehenneminde bir kadar yolun var silikonlu karı. Ya bana bak. Giderken de o taktırdığım silikonları fesliğe bırak öyle gel. Ay Vakkas, delirdin mi sen? Ay bir kenar mahalle dilberi için koskocaman bir astrolojisi kovuyorsun. Ay şaka gibi vallahi ya. Dudu. Ha. Sen kal. Seninle daha çalışacağım. Öyle mi? Evet. Yılmaz, akşam cilveli buraya gidelim mi abicim? Parti varmış, İngiliz bir DJ geliyormuş. Siz gidin abi, ben gelemem. Allah Allah. Ne oldu abi, niye gelmiyorsun ki? Gazetede manken kızla resmi çıkınca babam her şeyi yasakladı oğlum. Nasıl geleyim? Nurullah amca da köpürmüştür. Hem de ne köpürmek. Bunların haberi de üstüne tuz biber oldu. Bundan sonra o tür yerlere gitmemiz yasak. Gazetecilerden köşe bucak kaçacağız. Hayda. Ne yani kanka? Akşam cilveli bara eğlenmeye gitmiyor muyuz? Sen beni dinlemiyor musun oğlum ya? Babam her şeyi yasakladı diyorum. Gazetelere düşmemem lazım bir daha. Yoksa adamın politik kariyeri bitecek. Bakanlık bekliyor adam. Yılmaz, tamam abi. Biz de gazetecilerin olmadığı yere gidelim. Heh? Vallahi fikir. Abi Neşe'yi muhabbet diye bir gazino varmış. Suzi diye bir kız çıkıyormuş. Göreceksin. Bir içim su. Gidelim mi kanka? Madem gazeteci yok diyorsunuz. Gidelim bari. Helal be. Aslan arkadaşım benim. Bu akşam Neşe'yi muhabbet gazinosundayız o zaman. Tamam kardeşim. Ya kızana yaktın beni ya. Kız senin yüzünden istikbalim mahvoldu ya. Ya ne var da astronist kadınla kavga edecek ya. Kesin işten atacaklar beni ya. Kız öyle deme. Benim bir kabahatim yok kızım. Karı kalktı bize hakaret etti. Ondan ben de bir güzel dövdüm. İyi etti. Ay Sultan be, belki de kovmazlar, o kadar üzülme be. Hep kovsalar ne olur be? Sen de bu şükür sesi olduktan sonra başka bir astrolojik işi bulursun Sultan. Bulurum bulmasına Muharrem abi de. Anam ne yapar ne eder o işte batırır, sen hiç meraklanmayasın. Kız aşk olsun sana be. Kalktın şurada anan. Buzuk para gibi harcadın be kuzum. Abla, abla, gazinonun kıl kuyruk müdürü Fahri ile sekreteri geldi. Kesin kovulduğumu söylemeye geldiler. Bittim ben ya, bittim. Söyle kızım içeri gelsinler. Sultan, kızım sen bu yarım akıllı ananın kusuruna bakma. Ben şu dilimi tutamadım, dilim kopsun inşallah. Kusura bakma, şimdi her şey hallolur. Üzülme sen, üzülme. Buyurun, buyurun. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın anam. Hoş geldiniz, buyurun oturmaz mısınız? Size bir haberimiz var. Siz hiç ağzınızı boşuna yormayın. Ben haberin ne olduğunu çok iyi bilirim. Kovuldum, değil mi? Kovulmak mı? Aa, bunu da nereden çıkardınız? Biz buraya sizin astrolojist olacağınızı haber vermek için geldik. Ne? Ne? Kızım astrolojist mi oldu? Ay canım, siz ne dediğinizin farkında mısınız acaba? Evet. Vakkas Bey, bundan sonra gazinomuzun astrolojisti Suzi Çağlayan'dır dedi. Ve sizi görüşmek için bekliyor. Aa!
gazinomun az solisti gelmiş. Hoş gelmişsin az solistim. Nasıl sevindiyiz habere? Anam beğenmez olur muyuz? Zil takıp oynadık Vakkasçığım. Ay kraliçem gelmiş. Ay kız çok sevindim valla. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Çok tebrik ederim seni. Kız anam ne oldu buna böyle macuncu fırıldağı gibi 180 derece döndü? Dodo Suzi Hanım'ın yani asistanıdır. Ha, ondan döndü. Ay sen macuncu fırıldağı gibi adamsın be Dodo. Ay böyle bir sesin asistanı olmak benim için büyük bir şeref. Bu şerefe layık olmaya çalışacağım. Fahri, yarın tabelayı değiştireceksiniz. Suzi Hanım'ın adını as solist olarak tabelanın en üstüne yazacaksınız, tamam mı? Siz nasıl uygun görürseniz beyefendiciğim. Ya kızını duydun mu? Adımı en üste yazacaklar mı? Yakışır kızım sana herhalde. Ha Fahri, ayrıca bizim Beykoz'daki villalar var ya, onlardan birini ayarla, Suzi Hanım'ları oraya taşıyak. Sen organizasyonu yaparsın. Tabii, tabii beyefendi. Anam, villaya mı taşınıyoruz? Herhalde. Size de villa yakışır değil mi? Doğru dersin. Herhalde bize de orası layıktır. Ayrıca eşyanı hem götürmeye hiç gerek yoktur. Orası gayet güzel dayalı döşelidir. Dersin. He. Derim. Nereye getirdiniz oğlum beni böyle? Ne o? Beğenemedin mi kardeşim? Beğenemedim kardeşim. Çok salaş burası ya. Dur daha. Suzi Çağlayan'ı gördükten sonra fikrini değiştireceksin ama. İyi ki geldik diyeceksin. Ya bırak Allah aşkına. Böyle bir yerde sahneye çıkan şarkıcıdan ne olur be? Vay be. Kıza bak ya. Ne oldu kardeşim? Hani burada çıkan kızdan bir şey olmazdı? Yılmazcığım, bilmem farkında mısın bilmiyorum ama şu an ağzı açık ayran budalası gibi öyle kaldı. Çok güzel oğlum bu kız ya. Ben bu kızı ayarlarım. Baksana, o da benden hoşlandı. Yok ya. Vallahi bana sorarsan hiç boşuna heveslenme abiciğim. Bu kız sana gelmez. Birincisi sana sormuyorum. İkincisi hiçbir şeyden haberiniz yok. Böyle yerlerden kız çıkarmak çok kolaydır. Yılmaz, Suzi senin bildiğin kızlara benzemez abi. Var mısınız iddiaya? Ben bu kızı ayarlarım. Varım, nesine? Hesabı ödemesin. Tamam. Gelsene. Şunu Suzi Hanım'a verir misin? Terk etmek yok. An geçelim. Değerli konuklarım, sevgili dinleyenlerim, şimdi şu ön masada oturan beyaz gömlekli müşterimizin istek parçasını okuyacağım. Bakalım hangi parçayı istemiş? Aynen okuyorum. Çok güzelsiniz. Sizden çok hoşlandım. Gözlerimi sizden alamıyorum. Yarın akşam baş başa bir yemek yiyebilir miyiz acaba? Beni arayın, numara. Çok kusura bakmayın ama bu şarkıyı bilmiyorum ama peçete için çok teşekkür ederim. Lazımdı. Benboş Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Valla Kleopatra gibi kadınsın Benboş Hanım. Udur, udur. Çiğ köfte yiysen. Sağ ol Vakkas Beyciğim, yerim. Bak, Vakkas Bey yok. Yok. Vakkas Bey yok, almayayım darlayayım. Bana Vakkas de. Vakkas. Al gülüm. Oh yarasın. Hanım, sen geldin Vakkas. Kadın ağzım yaktı. Alışık değil tabii. İç iç. Yandım anam. Ay. 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 Çok acımış anama. Bak kız, anam bir şey diyeceğim sana. Yakınıma gel. İçeride bir oğlan var. Benim sultanımın başından aşağı güller döktürüyor. Şampanyalar fışkırttırıyor. Kim anam oğlan? Vallahi ben görmemişim. Dodu, sen görmüşsün.
Ay görmez olur muyum hiç? Kız Pemboş. Canım. Kızım sultanın başına talih kuşu kondu kız. Ay deriz başıma inşallah. Ay. Anam inşallah derisi başına olsun. Aman aman aman, kim gelmiş? Tarıçam gelmiş. Dost Tarıçam, buyur buyur otur. Harikulade, harikulade. Yani bu kazino, kazino olanı böyle muhteşem, böyle harika bir esrarist görmedi. Değil mi Vakkas? Muhteşemdi. Sağ olasın Vakkas abi, vallahi şımartırsın beni. Şımartmak ne? Daha be siyah neler olacak? Oha bak bak bak, siyah ne oldu? Oha bu siyah, bu da siyahmış. Vakkas, kül kalmışsın bana. Zahmet etmişsiniz Vakkas Bey. Zahmetin lafı mı olur kurban? Ya hadi bir giyin de bakak. Gel kız sus. Kızım ya canım almaz. Bak 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 bak. Muhteşem oldu. Ana kız harika oldunuz valla. Ay gerçekten şahane oldunuz kız. Başlarım. Vallahi harika. Vallahi çok güzel ya. Sağ ol Vakkasım. Komşular. Anam. Ben buradan gidiyorum artık. Nereye gidiyorum? Sısyata Mahallesi'ne gidiyorum. Abi Fukara Mahalle'yi terk ediyorum. Hepiniz kıskançlığınızdan çatır çatır çatlayın anam. Nasıl? Çok kıskandınız değil mi beni? Ay kasıp kasıp kasıldım be. Gitme. Ne olur gitme. Ben sessizden varım buralarda. Ay yeter be, etrafımda dolaşıp durduğun ciğerci kedisi gibi hiç yakamı bırakmadın be. Bari giderken rahat ver adama. Be. Ay bu tatlı adam sana aşık mı? Ay şaka gibi. Ay senin ne tatlı bıyıkların var öyle. Şeker şey. Uzak dur beden. Hadi. Defol, hadi. Anam, eşyalarımızı götürmüyoruz giderken. Ay, hepsini kapının önüne koydum. İsteyen beğendiğini kapıp alsın orada. Kız Pembe, karyolayı kimseye vermeyeceksiniz. Biz alalım mı be? Ya bizimki kırıldı da. Ay anam, bu iki tombalığa da karyola dayanmıyor kız. Hadi alın alın, onu da siz alın anam. Büyüksün be Pembe. Anam, dikiş makinesini götürmeyin. Alırız onu biz. Kızım, tavukları da dağıtacağız mı? Kızım, tavuklar dağıtılır mı? Onları yanımda götüreceğim. Yürü kız, topla şu tavukları, yürü. Hadi. Sen de. Aa, ne yapıyorsunuz? Villada tavuk beslenmez, götüremezsiniz. Yok ya. Kahvaltıda yiyeceğim yumurtanın parasını sen cebinden mi vereceksin anam? Ayol villada tavuk olur mu hiç? Şaka gibi yani. Hanımefendiciğim, olur mu öyle şey? Nasıl bırakayım be abicim? Allah seni inandırsın. Ha buradaki bu çilli yok. Her sabah bir tane yumurta verir bana. Vallahi bak. Kız ana, tavukların hepsini topladım. İyi ettin kızım. Götür amcaya da görsün tavuğun güzelliğini. Bak amcacığım. Aman. Aman bu kudumet tavuk da nereden çıktı şimdi? Aman yarabbim. Ay ay. Aman bu yumurtlayacak galiba. Vallahi hepsini yumurtlayacak. Dur sersem. Sersem. Aman. Hadi gidelim kızım. Kız Pembe, sizin yokluğunuzda biz ne yapacağız be? Sen şunu her gün kimle kavga edeceğim desene Menekşe. Hadi kızım. Kız Sultan, sizi çok özleyeceğiz be. Ay, biz de sizi çok özleyeceğiz be Fatoş. Bizi unutmayın ha. Hiç unutur muyuz Muharrem abi? Pembe, gidersin ama arada bir görmeye gel beni. Aşığım sana Pembe. Şübe şübe. Hoşça kalın dostlarım. Hadi. Pembem gitme. Aşkımızın hatırasına hürmeten gitme ne olursan. Ne aşkı be? Çekil yolumdan be. Kız yürü şu fukara mahallede bir dakika bile durmak istemiyorum. Yürüyün dostlarım. Vay vay. Bıyık mı? Eve bak. Eve bak. Gelin gelin, bakın bakın, girin aralarına. Görmemişler gün görmüşler, herkesler burada. Misafir olsak ya, keyfimizi bulsak ya. Döne 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 yine bize gülsek, kavanoz dipli koca dünya. Arada derede birimize gülsek, aşkı bulsak ya. Para.
Altın tatlı sözler eskidi artık, para konuşuyor ah. Devir değişti hilal taşlı, yere sıkı basacak. Her ortamda, her durumda kardını alacak. Gül, yine gül ki güller yüzünde açsın, seni anlatsın.